Efendim, bir yerde bu daha geniş bir bağlam içinde diyelim tüketim tarihiyle ilgili bir çalışma ve yani hani bu konuda çalışan herhalde 7-8 kişi var. Efendim Eminönü Gülkarababa Ankara'da efendim çok ilginç bir doktora tezi yazmıştır. Ve efendim Bursa'daki tüketim mallarını takip etmiş ve şöyle bir sonuç çıkmıştır. Efendim 16. yüzyıl hepimizin bildiği gibi hani yani Osmanlı İmparatorluğu'nun şan ve şatafat dönemidir. Ama efendim tüketim eşyası Bursa'da 17. yüzyılda daha fazla. Oysa o dönemde aslında iklim açısından, ekonomi açısından, politik açısından kriz yaşanıyor. Ama anlaşılan bu tüketim dünyası o kadar da yakından ilgili değil. Ve bu bizi hep şaşırtan bir olay. Çünkü efendim 19. yüzyılın sonunda benzeri bir şey görüyoruz. Hani yani 1875 yılında efendim devlet iflas ediyor. Arkasından Det Ottoman vesaire. Ama eğer Anadolu'da dolaşırsanız yani biraz eski olan evlere bakarsanız ne göreceksiniz? Tarihleri üzerinde yazılı olanlar genellikle Abdülhamit döneminde yapılmıştır. Yani 19. yüzyılın son çeyreği ve şeye kadar, Balkan Savaşları'na kadar böyle bir 35 yıllık bir dönem. Ve anlaşılan orada para kazanan insanlar var ve sadece sahilde değil, sadece gayrimüslimler değil, efendim Avanos, Mavanos, Safranbolu ve benzeri yerlerde aynı şeyi görüyorsunuz. Orada da efendim kendini büyük ev yapan ve üstüne kitabede adını ve tarihini koyduran insanlar var. Ve orada da görüyoruz yani efendim diyelim devletin maddi durumu ile kişilerin maddi durumu ve kişilerin tüketim isteği her an aynı olmayabilir. Ve yani bu Emine Karababa'nın çalışmasından böyle bir sonuç çıktı. Efendim basit yani öyle bir çalışma, özel bir araştırma yapmaksızın sadece Anadolu kasabalarını eğer dolaşırsanız yani Abdülhamit dönemi için aynı şeyi görebilirsiniz. İşin komik tarafı efendim Kıbrıs'ta bile aynı şey var. Oysa Kıbrıs o dönemde Osmanlıların elinden çıkmıştır. Fakat bir kez beni Kuzey Kıbrıs'ta gezdiren bir arkadaş oldu. Ve ikimiz şaşkınlıkla efendim orada da aynı şeyi gördük. 19. yüzyılın son yılları ve 1930'lara kadar orada biraz daha uzun çünkü Balkan Savaşı yaşanmadı. İstiklal Savaşı da yaşanmadı. Herhalde Birinci Dünya Savaşı da yumuşak geçmiştir. Onun için orada bu yani güzel eski evlerin yapılması süreci yani ekonomik krize kadar sürmüştür. Onun için yani hani efendim biz eskiden tüketim efendim üretimle çok direkt olarak ilgilidir diye düşünüyorduk. O zaman da efendim yani tüketim kendi içinde enteresan değil. Zira yani onu tayin eden üretimdir. Öyle düşünülüyordu. Ama efendim yani Osmanlı tüketim tarihi çok eski bir uğraş değil. Bu diyelim yani hani
20-25 yıllık bir geçmişi var. Üstelik yani o konuda çalışanları böyle insan bir oturuşta sayabilir. Ama yani o zaman efendim biz bu tüketim bizi başka dünyalar açmaktadır. Ve özellikle yani kadınlar üretim dünyasında da faal olmuştur. Özellikle tabii köylü kadınlar. Ama biz yani bunu yakalamamız oldukça zor. Oysa elimizde var olan yani kadı sicillerinde, tereke listelerinde efendim kadınların da terekeleri var. İşin ilginç tarafı çok fazla yani dünya kadar çalışma var terekeler üzerinde. Ama özellikle kadınların terekeleri üzerindeki yoğunlaşma öyle çok yaygın değil. Onun için yani bir yerde efendim kent soylu kadınların dünyasını efendim biz bir yerde bu siciller üzerinden buna yaklaşmaya çalışıyoruz ve dediğim gibi bu daha çok tüketim tarihi bağlamında.